Göreceğiniz üzere güneşli güzel bir gün var bugün. Merhabalar tekrardan Karadağ'dan. İki günlük bir mücadelenin ardından banka dün nihayet saat 3.30 sularında parayı bıraktı. Vadeli hesabı bozdu. Öncelikle olarak dezenfektan aldım eve. Evde dezenfektan yoktu. Ve birazcık da işte sirke falan aldım. Neticede bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğuna inanıyorum sirkenin. Ben hasıl kedim. Dün bir parça işte alışveriş yaptım. Yılanlara karşı biraz daha kükürt aldım. Sülfür, kükürt. Ve geldik. Bugün de oğlanı götürdüm öğlen. Ve yine evet doktor muayenesini yaptı. Fiziki muayeneler tamam. Hani kalp atışı normal, idrar kesesi normal. Her bir şey normal. Ama öte yandan oğlan yine idrar yapmada sıkıntı yaşıyor. Bakalım yine birkaç iğne daha yapıldı. Sonucunu bekleyeceğiz. Ve ilave olaraktan idrar yollarına yönelik bir mama verdi doktor. Onu kullanacağız. İkisini birden kullanabilirsiniz. Sakinleştirici etkisi var mamanın dedi zaten. Velhasıl kelam yarın öğlen yine kontrole gideceğiz onunla beraber. Başka hangi bankayla çalışabilirim diyerekten bir arayışa girdim. İnsanlar genelde Erste Bankayı tavsiye ettiler. Erste Bankaya uğradım bugün veteriner hekiminden sonra bir 5 dakika yine hesap açabiliyor muyum, ATM kartı alabiliyor muyum diyerekten. Erste Banka ikamet, çalışma ve işverenden iş sözleşmesi istiyor hesap açmak için. Dondum kaldım hani hepi topu bir vadesiz hesap, mevduat hesabı açtıracağım ve bu bilmiyorum hani. Bankacılık konusunda biraz farklı uygulamalar var Karadağ'da. Onu öğreniyorum böylelikle. Şimdi birazcık seraya geldim. Doğa benim için her zaman terapi olmuştur. Her zaman için böyle hani antidepresan diye doğayı alıyorum ben aslında bakarsanız. 3-5 tane daha farklı tohum bulmuştum. Onları dedim ekeyim. Yumurta kabukları var. Onların içerisine ekeceğim. Hem hazne hem de gübre olması adına. Onların içerisine ekeyim istedim. Biraz da böyle kendimle yalnız kalmak istedim aslında bakarsanız. Oldukça stresli bir haftaydı benim için. Sınırların kapatılması, uçuşların iptal olması, bankanın parayı salıvermede sıkıntı yaratması, cebimizde 10 euroyla kala kalmamız falan filan derken biraz sıkıntılı bir haftaydı. Kendime bir 30 dakika mola veriyorum. Ondan sonra tabii ki devam edeceğiz. Görüşmek üzere.